أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Huzuru daimi üzere ibadet, şeriatta ilerler istikamet. Diseler var bu bid'atte, bid'at içre vuslat, bilirler yok kaçarlar anla halet. Aziz kaç ehli bid'atten gidelim cemal-i macaman sizler. Cumanız hayırlı bereketli olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek saatin feyzinden, bereketinden istifade eden kullarından eylesin cümlemizi. Muhterem cemaat, Rabbimiz Tebareke ve Teala lütfuyla, keremiyle bizlere bir din ve bu dini tebliğ eden bir de peygamber ikram etti. Allah'ın ikramından birisidir bu. Peygamber, topluluğa gönderilen peygamber, o toplum için yol gösterici, o toplum için Allah ile kul arasındaki irtibatı sağlayan ve insanların şaşkınlığa, bocalamaya, cahilliğe düşmesine mani olan büyük bir nimet peygamber. İşte bu peygamberin yürüdüğü yol bizim için en bağlayıcı ve en mübarek yol. Bunun dışındaki yollara konusuna göre, durumuna göre bazen kafirlik diyoruz, bazen de bid'at diyoruz. Peygamberin yolunun dışındaki yollara giden, sapan kimseler eğer peygamberle inanç meselelerinde ayrı düşerlerse onlara biz kafir diyoruz. Peygamber ahiret inancını emretmiş. Kişi ahirete inanmıyor. Ne oldu? İnanç meselesi de peygambere zıt düştü. Peygamberin gittiği yolun dışına çıktı bu adam. Başka bir şekilde inanıyor. Kafir mesela. Harama haram, helale helal olarak inanması lazım. İnanmıyor. Yine kafir. Bir de bunun dışında peygamberin bildirdiği, ondan sonra bazı hususlarda peygambere muhalefet eden, başka yola dalan kimseler var ki biz de bunlara bid'atçı diyoruz. Mübtedi'en diyoruz. Ne gibi? Mesela sahabe-i kiramın bazısını sevip bazısını sevmemek gibi. Halbuki sevgili peygamberimiz ne buyurdu? Ashabıma dil uzatmanızdan Allah'a sığınırım. Ashabımın hepsini sevin buyurdu Efendimiz olsun. Öyleyse peygamberin bu tavsiyesine uymayan kimseler yine peygambere muhalif oluyorlar ama onlara kafir değil bidatçı deniyor. Çünkü imanları var. Peygamberin getirdiği gibi iman ediyor ama daha ayrıntılı meselelerde muhalefet ediyor. Bunun adı bidatçı oluyor.
Ha, o zaman kafir olmuyorsa, bidatçı oluyorsa pek tehlikeli değilmiş demek ki. Hayır, öyle değil. O da tehlikeli. Niçin? Zira peygambere kıl kadar muhalefet Allah katında çok büyük bir kabahattir. Tamam, cehenneme sokmaz belki. Cehenneme sokmaz ama cehenneme girmiş gibi yaparsa Cenab-ı Hak bizi ne yaparız? Öyle değil mi? Ne kadar çirkin bir durum. Sevgili Peygamberimizin huzuruna geleceğiz. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam buyuracak ki bunlar bana hıyanet eden, benim yolumu terk eden kimselerdir diye bizi azarlarsa bütün mahlukatın önünde ne yapar? Ne kadar çirkin bir durum. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza buyursun. İşte bundan dolayı bu konuya ilmiyle amil olan büyük alimler dikkat çekmişler devamlı. Bu birçok hususta insanlar için, doğruyu eğriyi ayırt etmeye çalışan insanlar için gösterge olmuştur. Yani bid'atten sakınmak, sünnete uymak, bid'atten sakınmak. Sünnetin zıttı bid'at olur işte. Sünnet peygamber yolu, zıttı bid'at. Huzur-u daimi üzre ibadet. Allah'ın hakiki kulları, başta peygamberler, sonra onların yollarını takip eden Allah'ın veli kullarıdır. Bunlar ne yaparlar? Daima huzur üzere ibadet ederler. Yani ibadetleri huzur üzeredir. Onların ibadetlerinde karışıklık yoktur. Yani Allah bize de öyle ibadet etmeyi nasip eylesin. Başta namaz olmak üzere diğer bütün ibadetlerimizi huzur üzere yapmayı nasip eylesin. Huzur üzere yapmak demek ne demek? Huzur üzere nasıl olur? Ne demek huzur? Şimdi biz birbirimizin huzurundayız değil mi? Ha, işte huzur üzere ibadet demek sanki Allah'ın huzurundaymış gibi ibadet demektir. Tabii buna bir şekil vermek mümkün değil. Zira Rabbimiz yönden, şekilden münezzehtir, uludur, yücedir. Biz ona bir şekil veremeyiz ki. Ama anlaşılacak tarzda anlatabiliriz. Şimdi nasıl birbirimizin huzurunda önündeysek, ibadet ederken de Cenab-ı Hakk'ı böyle kabul etmek. Yani Rabbim önümde, ondan sonra ben Rabbimin önündeyim, beni görüyor, biliyor, duyuyor, ondan sonra yaptıklarımı görüyor, ona göre ibadet etmem lazım, ona göre oturmam, kalkmam lazım, ona göre ticaretimi yapmam lazım diye Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu, manevi huzurunda olduğunu hissederek yaşamaya huzur üzere ibadet diyoruz. Böyle kimselerde hata payı çok azdır. Böyle olmayan kimselerde ise hata payı çoktur. Her yerde hata yapar. Namazda hata yapar, oruçta hata yapar, ticarette hata yapar, yürürken, otururken, kalkarken, konuşurken, susarken her türlü hata yapar. Neden? Çünkü gafil. Yani Allah'ın manevi huzurunda olduğunu unutmuş adam. O zaman ne olur? Rastgele davranırsın. Öyle değil mi? Rastgele davranır. Rastgele davranan insan da illa muhakkak hataya düşecek. Bu muhakkaktır. Cenab-ı Hak bizi gafillerden eylemesin. Şeriatta giderler istikamet. Bu has kulların özelliklerinden bir diğeri de şeriatta istikamet üzeredirler. Yani şeriat nedir? Şeriat Allah'ın dini, İslam. Şeriatta istikamet üzeredir demek ne demek? Allah'ın dininde sabittirler, hiç kaymazlar. Camide Allah'ın dinine göre ama çarşıda pazarda değil. Öyle değil, öyle olmadı. Camide nasılsan çarşıda pazarda da öyle olmak zorundasın. Ya. Ondan sonra camide nasılsan arkadaşlarınla ilişkide de aynı şekilde olmalısın. İstikamet bunu gerektirir. Ya. Para kazanırken nasıl istikamet üzereysek, Allah'ın dinine göre kazanıyorsak, harcarken de aynı hassasiyeti gözetmek zorundayız. Bunun adı istikamet. Ya. Rabbimiz cümlemize istikamet nasip eylesin. Liseler var, bu bid'at içine uzlar. Birisi onlara dese ki bid'at, falanca bid'atı işlersen çok manevi derecelerin yükselir deseler ona, yani peygamberin sünnetine zıt olan herhangi bir iş söyleseler ve deseler ki bu işi yaparsan şöyle fazilet, şöyle sevap deseler, ne yaparlar? Bilirler yok, kaçarlar anla hale. Bilirler bunda hayır yok, kaçarlar. Bu adamların halini anla. Yani bid'at kimseye fayda vermez. Aziz kaç ehli bid'attan giderim, Cemal-i Bahyan öyleyse diyor. Kıymetli kişi, bid'at ehlinden kaç.
Yani peygamberin yolunun dışına çıkmış insanların peşine düşmekten sakın. Onlardan uzak dur. Yani. Peygamber hayatının her safhasında bir takım üslup belirlemiş ve ona göre yaşamış, ona göre davranmış. Tabii kitaplarda bu yazılı. Öyleyse bizler ne yapacağız? Kitaplarda yazılı olanı yapacağız, o kadar. Yani ne yapacağız? Söz dinleyeceğiz, o kadar basit. Zor değil yani. Söz dinleyeceğiz, peygamber ne yapıyorsa aynısını yapmaya gayret edeceğiz, tamam kurtulduk. Mesela sevgili peygamberimiz arabaya binmiş mi hiç? Binmemiş. E biz nasıl arabaya bineceğiz? Ya o bineğe nasıl biniyorsa sen de öyle bineceksin. Deveye binmiş, onun arabası da deveydi mesela. Deveye binerken nasıl biniyordu? Devenin üstündeyken nasıldı? Veyahut da merkebin üstündeyken nasıldı? Sen de öyle arabana bineceksin. Bir örnek verelim mi? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetti. Mekke'yi fethetti. Mekke, ne demek Mekke? Bizim için, bizim tarihimizde, İslam tarihinde İstanbul'un fethi ne kadar mühim ise, önemli ise Mekke'nin fethi ondan daha önemli. Zira İstanbul'un fethinin başlangıcı Mekke'nin fethidir. Mekke fethedildi, İslam'ın fethi ruhu orada başladı. Ondan sonra dalga dalga yayla yayla, nitekim yıl 1453'e gelince fetih halkalarına bir halka daha eklendi. Öyle muazzam bir fetih oldu. Şirkin, yani 360 tane insanların Allah'tan başka ilah edildiği 360 tane putun bulunduğu Mekke fethedilip putlardan, heykellerden temizlendi ve tevhid inancı oraya yerleştirildi sevgili Peygamberimizin bizzat uygulamasıyla. Ha, şimdi burada Efendimiz Aleyhisselam hor görüldüğü, kovulduğu, öldürülmeye çalışıldığı, küçümsendiği, iftira atıldığı, ondan sonra asla ve kat'a rahat edemediği bir Mekke şehrine muzaffer bir komutan edasıyla girdi. Bütün düşmanları başını öne eğdiler. Hatta ne dediler? Sevgili Peygamberimiz dedi ki, benden ne bekliyorsunuz? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Başkası olsa bütün azılı düşmanları önünde. Hepsi boynunu eğmiş bekliyorlar. Vurun düşmanların boynunu derdi, vurdururdu. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Hepsini affetti. Görüyor musun? Yani bütün düşmanları orada ve bütün düşmanları kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar ki biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık ettik. Hatta onun yürüyeceği yollara taşlar attık, dikenler döşedik. Rahat rahat yürümesin diye namaz kılarken çok affedersin başına deve işkembesi koyduk secdede. Yani etmediği rezillik kalmadı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir adam şimdi bizim hepimizi esir aldı dediler. Ondan sonra ama Peygamberimiz güzel ahlakını biliyorlar. Peygamberimiz böyle bir şehre girerken nasıl girdi? Devenin üstündeydi. Hadis-i şerif kitaplarında anlatıyor. Sevgili Peygamberimizin mübarek başı şerifi, Peygamberimizin mübarek başı şerifi sanki diyor devenin boynuna değecek. Yani böyle iki büklüm olmuş sevgili Peygamberimiz. Neden? Yani ben yendim, gördün mü? Ey düşmanlar, vura vura aldım burayı. Şimdi size göstereceğim edasıyla değil de ya Rabbi sen bana büyük bir ikramda bulundun. Kendimi beğenmekten, sana karşı gelmekten, nimetine nankörlük etmekten sana sığınırım. Onun defterinde böyle bir şey yok ama yine Efendimiz böyle Allah'a sığınır. Nefis ölmüş, nefis yok. Şeytan ona teslim olmuş. Tamamen Allah'ın rahmetine bandırılmış tepeden tırnağa. Öyle olmasına rağmen son derece mütevazi, başı yerde iki büklüm olmuş, sanki ikiye katlanmış gibi devenin üstünde böyle Mekke-i Mükerreme'ye girdi. Muzaffer olmasına rağmen. Görüyor musun? Ha, sen de arabana bindiğin zaman onun gibi ol, mütevazi. Anlaşıldı mı? Sıfır aldım ha. Hem de parayı tak diye koydum masaya. Taksit maksit değil. Aldım. Bu renk kimsede yok. Tanıtım rengi bu. Kafama göre döşettim arabayı. Olsa bile gene ne yapacağız? Mütevazi. Sanki bu toplumun en garibanı bizmişiz gibi davranmak zorundayız.
Ha bak, peygamber zamanında araba yoktu ama arabaya binmesini, taşıta binmesini ondan öğrenebiliriz. Bineceksen mütevazi. Yine kıyafet mesela. Peygamber zamanında böyle ince, hassas, böyle tiril tiril kıyafetler yoktu. Kaba kıyafetler vardı. İnsanın derisini, cildini rahatsız eden kıyafetler vardı. Fakat giyim tarzı ve giyimdeki şekil sevgili peygamberimiz tarafından belirlenmişti. İlla aynı kumaşı giyeceğiz diye bir şey yok. O başka kumaş giymiş, biz de başka kumaş giyeriz. Fakat giyerken onun gibi giyeriz. Dua ederek, besmele çekerek, gösteriş olmadan, kıyafetine fazla önem verip de kendine beğenme gelmemesi için anlaşıldı. Sade, temiz, ondan sonra mütevazi kıyafetler tercih edersek o zaman peygamber kıyafetiyle, peygamberin giyimiyle aynı giyimi giymiş olur. Anlaşıldı değil mi? Yani burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışıyla onun davranışı gibi davranırsak sünnet üzere olmuş olur. Zira kıyafetin de haramı helali var, az önce söyledim. Güzel niyetlerle kafirlere benzemeksizin, avret mahallini göstermeksizin, ondan sonra gösteriş yapmaksızın giyilen kıyafet caizdir. Ama kafirlere benzeyen kıyafet giyersen, ondan sonra avret mahallini belli eden, ondan sonra gösteren kıyafetler giyersek, veyahut da giydiğimiz kıyafetlerle insanlara gösteriş yaparsak o zaman haram olmuş olur. Bu kadar basit. Evet. Peki Cenab-ı Hak bizleri sünnet-i seniyye üzere istikamette daim olan kullarından eylesin. Peki dersimizin ayetleri Kasas Ankebut suresi 50. ayeti kerime. Kıymetli müminler, Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i özel yarattı. Hani bazen oluyor ya, teşbihte benzetmede hata olmaz. Bazı şeyler özel üretim oluyor ya. Sevgili peygamberler de özel yaratılmışlardır. Nasıl özel yaratılmışlardır? Peygamber olmuşlar için işte. Sıradan bir insan peygamber olmadı, onlar peygamber. Neden? Özel oldukları için. Nasıl anlıyoruz bunu? Sevgili peygamberin çocukluğunda da, gençliğinde de hep efendiydi. Haşarı, yaramaz, onun bunun kalbini, gönlünü kıran, hakka hukuka riayet etmeyen, ondan sonra kişiliksiz davranan insanlar değil. Çocukluğunda da, gençliğinde de hep efendiydi. Hep toplumda parmakla gösterilen, ya bu toplum içerisinde en efendi işte bu adam. Dedikleri insanlar peygamber olarak seçilmişti. Peygamberimizin de en büyük özelliklerinin bir tanesi neydi? Peygamber olmadan önce emin olması değil mi? Herkes ne diyorlar buna? Muhammed'in emin. Güvenilir Muhammed. Emin Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Kendileri bunu itiraf etmişlerdi ve her hususta peygamberimize güvenirlerdi, itimat ederlerdi. Asla ve kat'a ondan şüphe duymazlar. Onun kötü bir iş yapacağına ihtimal vermezlerdi. Ne zaman ki peygamberimizin emin olması, ne zaman ki peygamberimizin güvenilir olması Allah tarafından tescillendi, yani kendisine peygamber melek gönderilerek peygamberlik vazifesi verildi, ondan sonra sen güvenilirsin, öyleyse Allah'ın emirlerini insanlara aktarma hususunda en mükemmel görevi sen yaparsın, sana verdik bu görevi denildiği zaman ne oldu? Bu sefer işler tersine döndü. Emin olan, güvenilir olan birden güvenilir olmaz oldu. Sihirbaz, büyücü vesaire oldu. Veyahut da deli oldu. Muhammed delirdi dediler. Ya hani emindi bu adam, güvenilirdi bu adam. Her şeyimizi bunlara teslim ediyordunuz. Onun getirdiği habere kayıtsız şartsız iman ediyordunuz, kabul ediyordunuz, doğrudur diyordunuz. Ya ne oldu size? Kıymetli cemaat, nefis, İnsanda bulunan nefis kalın kafalıdır. Anlamak istemez işine gelmeyeni tam. İşine geleni anlar. İşine geleni lep demeden hemen anlar leplebi. Ama işine gelmiyorsa ya işte şundan da verecek miyiz zekat? Kime vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Ya şöyle olsa vermesek olur mu? Ya sen onu anladın da ne demek istediğini anladın da kıvırmaya çalışıyorsun. Nefis böyledir. Onun için biz nefsimizi tanıyalım, ona pay vermeyelim. Sabah namazı, ya güneş doğduktan sonra da kılsak olur, sonuçta bu namazdır. Eve gittiğim zaman kaza ederim. Ya neden akıl yürütüyorsun? Neden anlamamazlıktan geliyorsun?
Neden başka başka taraflara çekiyorsun? Vaktinde kıl dedi işte Allah Celle Celaluhu. İşte müsaade etmiyorlar. O zaman başka iş var. Bütün insan senin çalıştığın yerden mi rızkını temin ediyor? Yok. Herkes her taraftan rızkını temin ediyor. Herkes her taraftan. Hani demişler ya Hoca Efendi, Nasreddin Hoca'ya, hocam demişler ya sabah olunca herkes dağılıyor. Kimisi güneye, kimisi kuzeye, kimisi doğuya, kimisi batıya gidiyor. Neden böyle? Nedir bundaki hikmet? Demişler. Hoca Efendi de demiş ki evladım bir tarafa giderlerse dünyanın dengesi bozulur. O yüzden dağılıyorlar demiş. Yani bütün insanlar doğuya gitse dengesi bozulur. Batıya gitse gene denge bozulur. O yüzden demiş dağılıyorlar evladım. Yani burada aslında o bir açıdan gerçeği söylüyor. Nasıl? Sen doktorsun, ben temizlikçiyim, o adam çaycı, ötekisi kasap değil mi? Ötekisi aşçı, ötekisi ziraatçı, ötekisi amir, ötekisi memur. Herkes bir şekilde toplumda bir yer tutarak bir ihtiyacı karşılıyor. Böylece herkes her tarafa dağılarak dengeyi muhafaza ediyor. Onun için Allah Celle Celaluhu herkese ayrı karakter ve ayrı kabiliyet vermiş. Senin karakterin kasaplığa uygun değil. Sana 20 bin lira maaş da versek sen kasaplık yapamazsın. Sevmiyorsun çünkü ya. Bu iş olmaz. Mesela biz askerdeyken askerlik yapıyoruz, rütbelilere bakardık. Ya bize şu kadar maaş verseler de bu iş yapılmaz arkadaş derdik ya. Ömür boyu askerlik mi olur derdik. Ama adam onu yapıyor işte. Adam onu yapıyor. Bir ömür asker adam. Subay, subay, bilmem ne, komutan. Adam ömrünü ona adamış. Allah onu öyle yapmış çünkü. O da lazım. Olmazsa olmaz ki. Düşmanı kim kovacak? Düşman kimden korkacak? Kasaptan mı? Manavdan mı? Yeri geldiğinde korkuturuz da. Ama ilk önce askerler korkutması lazım. İş bize gelene kadar. O yüzden Cenab-ı Hak herkesi farklı özellikle yaratmış. Efendimiz'i de böyle yaratmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Emin. Fakat ne zaman ki hak onun elinde ortaya çıkınca başladılar ters gitmeye. Peygamber'e karşı gelmeye. Ondan sonra dediler ki Peygamber'in arkasından ve galu dediler. Levla unzile aleyhi ayatun min rabbi. Levla unzile aleyhi üzerine inmeli değil miydi? Ayatun bir takım mucizeler min rabbihi Rabbisinden. Yani Rab madem bir Allah'tan bahsediyor, onun peygamberi olduğundan bahsediyor. O zaman Rabbinden ona bir takım mucizeler, ayetler inmeli değil mi? Neden mucize göstermiyor bize? Dediler kendi aralarında bunları konuştular. Kendi aralarında. Sonra ne oldu? Efendimiz bunu duymadı. Kendi aralarında böyle konuşmaları duymadı. Fakat duyan duydu. Her şeyi duyan duydu. Sevgili Peygamberimize haber verdi. Dedi ki ya Muhammed olsun. Ben sana peygamberlik vazifesi verdim ama bunlar sana diyorlar ki ne biçim peygamber? Madem peygamberse neden bize mucize göstermiyor diye kendi aralarında konuşup senin peygamber olmadığına dair bir takım konuşmalar. Öyleyse ben sana cevabı öğreteyim ya Muhammed. Git böyle cevap ver onlara. Ne buyurdu? Kul. Ey Habibim söyle onlara. İnnemel ayatu ancak ve ancak mucizeler indallah. Allah katındadır. Yani mucizeler Allah'ın benim değil. Benim tek elimde olan bir şey değil. Benim param gibi bir şey olsa çıkartırım parayı veririm. Al anahtarlığımı çıkartırım veririm cebimde. Ama mucizeler öyle değil ki. Mucizeler Allah'tan. Ya. Ve innemâ ene nezîrun mübîn. Ben aşikar bir korkutucuyum. Yani size başınıza gelecek tehlikelere karşı hazırlık yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve tehlikelerden sizi korkutuyorum. Aman kabir var, ölüm var, ahiret var, cehennem var, mizan var, terazi var, sırat var, sırat köprüsü var diye sizi korkutuyorum. Benim başka vazifem yok. Mucize Allah katındandır dedi sevgili peygamber. Allah cevabı onu öğretti. Görüyor musun? Bakın bu ayet-i kerime dehşet bir ayet-i kerime. Kafirler peygamberin arkasından konuştu mu? Konuştu. Peygamber bundan haberdar oldu mu? Olmadı. Haberi yok. Ama kim haber verdi? Yaratan haber verdi. Haber vermekle kalmadı. Nasıl cevap vereceğini de öğretti. Kul innemel ayatu indallah ve innemâ ene nezîrun mübîn. De ya Muhammed git onlara de. Bak cevabı da öğretti. Yani her şeyini Allah yaptı. Ne çıktı buradan bize? Ey insanlar siz de peygamberin yolundan giderseniz, peygamber gibi olursanız Allah gönlünüze doğruyu ilham eder. Size ne diyeceğinizi öğretir. Okuduğum hadisi kutsi'de sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan bize bildiriyor.
baş tarafıyla son tarafında farklı konular bahsediyor ama bizim konumuzla ilgili kısım burasıdır. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor ki وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّ اَفْتَرَتُّهُ عَلَيْهِ Kulum farz kıldığı şey, benim farz kıldığım şeyleri yaparak bana yaklaşır, daha onu bana daha fazla yaklaştıracak farzlardan başka bir şey yok. Yani bizi Allah'a yaklaştıracak en etkili şey farzlardır. Mesela bizi Allah'a yaklaştıracak en etkili şey başta namazdır. Namazdan başka hiçbir şey seni Allah'a namaz kadar yaklaştıramaz. Neden? Çünkü zengine, fakire, hastaya, sağlıklıya, yolcuya, yolcu olmayana farz kılınmış. Herkese lazım çünkü. Ha, zenginse zekattan başkası seni Allah'a yaklaştıramaz. Sağlıklıysan oruçtan başkası seni Allah'a yaklaştıramaz. Yani bunlar en etkili yaklaştırıcılar. Yani tabiri caizse mesela diyelim şimdi zamanımızın en etkili ulaşım aracı hangisi? Uçak. Uçaktan daha hızlısı ve rahatı yok. Öyle mi? Öyle. İşte farzlar uçak gibi düşün. Anlaşıldı değil mi? Beş vakit namazı kıldığın zaman uçakla yolculuk eden, gideceği yere zahmetsiz ve kısa zamanda giden insan gibisin. Cenab-ı Hakk'a yakın olursun. Alnını yere koyduğun zaman naklen yayın olur. Ben bir şey hissetmiyorum. İnşallah hissedersin. Biraz gayret edersen olur. Ya Allah cümlemize secde ettiği zaman Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hisseden kendinden geçen kullarından eylesin. Peki. وَمَا يَزَالُ عَبْد۪ي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِنْ نَوَافِلِ Kulum farzlarla bana yaklaşır, bana yaklaşmaya nafilelerle devam eder. Farzlarla yaklaşır, yaklaşması, devam etmesi için nafilelere sarılması lazım. Farzları kıldığı peşinden nafile namazları da ilave etmesi lazım. Farz zekatını verdiği peşinden nafile olan sadakaları da vermesi lazım. Cuma günü sadakası, sabah sadakası, akşam sadakası, imkanı olan. Sabah akşam 100 lira ver demiyoruz. Verebiliyorsan ver de 1 lira ver canım Allah Allah. Yani sadaka dediğimiz zaman illa böyle bir tomar paradan bahsetmiyoruz. 50 kuruş ver, 1 lira ver ama ver. Sabah akşam verelim. Arkadaşına ver. Hiç kimse bulamadın, oğluna ver, al oğlum. Yeğenine ver. Bir şekilde verelim yani. Veyahut da burada kumbaralar var, al götür kumbarayı, at ona. Sabah akşam getir buraya, talebelere verin. Yani bir şekilde nafilelerle meşgul olmaya devam edelim yani. Konu o. Sonra ne olur peki? Hatta uhibbuhu farzlarla devam, farzlarla yaklaşır, nafilelerle yaklaşmaya devam eder ve nitekim netice itibariyle ben onu severim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Peki sevince ne olur? Feizâ ahbebtuhu eğer bir de seversen yani farzlarla bana yaklaştı, nafilelerle yaklaşmaya devam etti, nitekim bana sevgili oldu, ben de onu severim. Bir seversen ne olur? Küllü sem'ahullezî yesme'u bihî. Onun işiten kulağı olurum, ona işittiririm. Ve basarahullezî yabzuru bihî. Gören gözü olur. Yani benimle görür. Benim verdiğim kuvvetle görür. Benim verdiğim kuvvetle duyar. Ya. O ve yedehullezî yabtışu bihâ ve ricdehullezî yemşî bihâ. Tutan eli yürüyen ayağı olur. Görüyor musun? Yani Allah'ın sevgilisi olduğumuz zaman neyle olacağız? Az önce dedik basit farzlar, nafileler. Tabi farzlar dediğimiz zaman farz kaç kısımdır? İki kısımdır. Bir, yapılması farz olanlar, iki, kaçılması farz olanlar. Anlaşıldı değil mi? Yapılması farz olanlar namaz, oruç, hac, zekat. Kaçılması farz olanlar haramlar. Zinadan kaç, faizden kaç, yalandan kaç, dedikodudan kaç, iftiradan kaç, gıybetten kaç. Anlaşıldı değil mi? Ondan sonra kumardan kaç. Kaç. Kaçacağı şeyleri biliyorsunuz. Hepsini tek tek anlatmaya gerek yok. Onlardan da kaçmak farz. Ötekileri de yapmak farz. Ya. Ha, işte bu farzları yapa yapa aralarda nafilelerle ondan sonra ayrıca yaklaşmaya devam ederdi. Allah'ın sevgilisi olursa o zaman ne olur? İşlerimiz Cenab-ı Hakk'a kalır. Anlaşıldı değil mi? Gene topunu tüfeğini yaparsın. Ticari anlaşmalarını yaparsın. Tedbirini alırsın. Ama arkanda Allah'ın gücüyle yaparsın. Hani burada Resulullah Efendimiz olduğu gibi. Peygamberimiz her türlü
çalışmayı yapıyordu. Fakat insandır, sınırı ve imkan, gücü ve imkanları sınırlıdır bir yere kadar. Ondan sonra sana ayrıca güç lazım. Ne yapıyorsun mesela? Bir devlet, karşı devletlere karşı uyanık oluyor, yetmiyor, bir de casuslar gönderiyor değil mi? Casus gönderiyor. İşte Cenab-ı Hakk'a karşı kullar da aynı şekilde. Yaparsın işini, dükkanını açarsın, önünü süpürürsün, erken açarsın. Tüccarlar veyahut da sanatkarlar, dükkanlarınızı erken açın. Benim evim orada bir tane gavur var, önünden geçiyorum her zaman. Adam dükkanını herkesten önce açıyor. Ya, ama bizim Müslüman gözünü ovuştura ovuştura dükkana geliyor. Saat 10 olmuş. Peygamber ne buyuruyor? Ya Rabbi, ümmetimin işlerine erken başlayanlara bereket ver, rahmet eyle diye dua ediyor. Görüyor musun? Ya, işine erken gel, dürüst ol, temiz ol, kaliteli ol, en iyisini sen yap. Ondan sonra geriye kalan kısımda Allah üstüne alıyor. Senin yerine görüyor, senin yerine duyuyor, senin yerine işlerini ayarlıyor. Cenab-ı Hak bizi böyle kullarından eylesin. Bundan başka yolumuz yok. Başka yol yok çünkü. Tek yol bu. Peki. Evvelem yekfihim. Evet, onlar ne dediler? Mucize istediler. Peygamberimiz ne buyurdu? Ben Allah'ın peygamberiyim. Korkutucuyum. Evvelem yekfihim. Yetmez mi? Enne enzelne aleykel kitab. Biz sana kitap indirdik. Yütle aleyhim. Onlara okunuyor. Yani senin okuduğun kitap onlara yetmiyor mu mucize olarak? Yani en büyük mucize Kur'an Azimuşşan gözünün önünde duruyor. Hala adam mucize arıyor. Akılsız adam. Ya. Biz de Müslümanlar da öyle. Biz de öyleyiz. Biz de. Mekke müşrikleri bunu yapıyor ama biz de başka türlüsünü yapıyoruz. Hep gözümüz Avrupa'da, Amerika'da. Ya en büyük nimet sende mübarek adam. Bak. Burada Arapların petrolü var hocam diyor. Bizde bir şey yok. Sende de Kur'an-ı Kerim var ya. Sen Kur'an-ı Kerim'i yaşa. Onlarda da Kur'an-ı Kerim var ama yaşamıyorlar. Sen yaşa, ol paşa. Anlaşıldı değil mi? Avrupa'da bolluk var hocam. Adam şu kadara ev alıyor, şu kadara araba alıyor, bilmem ne vesaire. Ya sende de bereketin kaynağı Allah var. Kur'an'ı var, kitabı var. O yola bereket gelsin. Biz hem söz dinlemiyoruz hem de bereket gelsin diyoruz. Olmaz öyle. Yani. Onlar dünyada cenneti yaşıyorlar, ahirette cehennemi yaşayacaklar. Razı mısın? Onlar gibi olmaya razı mıyız yani? Ben razı değilim şu an. Yani dünyada cenneti yaşayayım da ahirette onlarla beraber cehenneme gireyim. Ben buna razı değilim. Akıllı hiç kimse buna razı olmaz. Sevgili Peygamberimiz hasırda yattı değil mi? Hasırın ondan sonra izleri suratına çıktı. Hazreti Ömer geldi, başladı Peygamberimizin halini görünce ağlamaya. Dedi ki ya Ömer, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Dedi ki ya Resulallah, sen kainatın efendisi Muhammed Mustafa'sın. Allah'ın Habibisin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hasırda yatıyorsun. Fakat İran'ın kralları, ondan sonra ne bileyim Bizans'ın kralları ipek döşeklerde yatıyor. Bu nasıl olur ya Resulallah diye Peygamberimizin haline üzüldü. Sevgili Peygamberimiz ne buyurdu? Ya Ömer, bırak be. Dünya onların olsun, ahiret bizim. Razı değil misin? Razıyım ya Resulallah. O zaman devam dedi. Biz de aynısın. Anlaşıldı değil mi? Gerçek. Eksiğimiz ne var elhamdülillah? Tepemize bomba yağmıyor. Yerin dibine batmıyoruz. Öyle değil mi? Ya. Kıymet bilelim biraz. Onun için cemaat-i Müslümin dünyada tabii. Dünya nimetleri herkes ister. Ya Rabbi gönder. Bereketli para gönder. Huzurlu yuva gönder. Güzel ev gönder. Sıkıntısız araba gönder diye dua ederiz. Bağ bahçe gönder ya Rabbi. Ekelim, biçelim. Kendi üzümümüzü, domatesimizi kendimiz yiyelim. Herkes ister. Ama bunlar asıl maksat değil. Asıl maksat imandır, Kur'an'dır. Asıl onları elde tutmaya çalışacağız. Onun dışında dünyalık da gelirse elbette kabul edeceğiz. İstemem demeyeceğiz. Gelir, ondan sonra hakkını versin, zekatını ver, sadakanı ver, fakir fukara yardımcı olur. Cenab-ı Hak kazancımızı helalinden bol bereket eylesin. Burada kafirlerin yaptığı gibi Allah'ın emirlerine karşı direnen, Allah'ın emirleri geldiğinde ona çeşitli kulplar takarak kaytarmaya çalışan yaramaz kullardan eylemesin Rabbimiz. Allah Celle Celaluhu bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'da bildirdiği gibi güzel, kaliteli Müslümanlardan eylesin. Evet. Yasin-i Şerif ve 27 Fetih Suresi var. Ya Rabbi,
Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Nasir ya Rabbi, okunan Yasin Şerif ve diğer sure-i şerifeleri burada okunan sure-i şerifeyi de ya Rabbi marifet hatalarımızın kabul eyle. Cümlesinden hasıl olan sevabeler ve Efendimiz olsun ruhu şerifine ve diğer peygamber efendimizin ruhu tayyibelerine Ehl-i Beyt'in sahabe-i kiramı tabi'in tevhu tabi'in ayet-i müştehidin ulema fukaha kurrahtada fukarısın gözü ve hamele-i Kur'an'ın ervanı ana baba akraba tarikatımızdan komşularımızdan sevdiklerinden ahirete geçenler ruhları cemi Müslümanlar ervanı salatı ıcmanı şehitlerin bazı cümlesi ervanı ve hasreten bu ruhken kimsenin ruhu şerif ruhlarına hocamızın burada emeği olan muhterem hocamızın da ruhuna ruhanışına hediye etse vasıl eyle ya Rabbi. Hepsini bizden haberdar eyle ya Rabbi. Hepsini bizim tarafından memnun eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Hazreti Resulü Ekrem'e komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kazancımıza helalden bol bol bereketli ihsan eyle. Razı olduğun şekilde bol bol helalinden kazanıp razı olduğun yerlere harcamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimize diğer İslam memleketlerine her türlü afak senayi ardede muhafaza eyle. Bol bol bereketli yağmurlar ihsan eyle. İç ve dış karışıklıklardan muhafaza eyle. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, gerek Müslümanlar memleketlerinde, Müslümanların menfaati için çalışan, çabalayan, cihad eden Müslüman kardeşlerimize, askerimize, polisimize, bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Şehit olanlara rahmet eyle ya Rabbi. Gazilere acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslüman memleketlerini muhafaza eyle ya Rabbi. Ölümekten, paşalıktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ekonomi baskı altında inlemekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kafirlerin tasavvufundan muhafaza eyle ya Rabbi. Tez zamanda kurtar İslam birliği nasip eyle ya Rabbi. Bütün fitneden, fesattan, tefrikadan muhafaza eyle ya Rabbi. Bölünmüşüz, parçalanmışız. Kimisi Amerika'ya maşa olmuş, kimisi Rusya'ya maşa olmuş. Müslümanlar perişan halde ya Rabbi bizlere birlik beraberlik nasip eyle. İslam birliğini tesis etmede Türkiye'mizi öncü eyle ya Rabbi. Dualımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi burada cemaatimizin ne kadar hayırlı murat olsa bu mübarek cuma vaktinde hepsini sen biliyorsun, hepsini ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sıkıntılarını izale eyle ya Rabbi. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Selin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.